AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ Uluova Köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda sulama sorununun çözülmesi için yapılan çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi. Altınova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Dinç, Mola Kendi Merkez Muhtarı Bekir Demirel, Karşıba Muhtarı Kenan, Ak Kıslıç İşbirliği'nde Uluova Köy Muhtarları, AK Parti Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demir bağla bir araya geldiler. Toplantıya belge belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet ve meclis üyeleri de katıldı. Toplantıda bölgede yaşanan su sorununun giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verildi. Altınova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Dinç, dernek olarak geleceği konuşmak istediklerini söyledi. Yapılanlar değil, bundan sonra yapacaklarımızın neler olduğu konusunda omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde kardeşçe hareket etmek için buradayız. Burada daha önce yaptıklarımızı tekrar söylemek istemiyoruz. Fakat Altınova Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak biz göreve geldikten sonra özellikle İl Jural Öderesi ile sayın Vekilimizle Devletimizle de omuz omuza karşılıklı istişareyle gerçekten ovamıza elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Ben burada il özel sayın vekilimiz şahsında devletimize ve il özel idaresindeki il genel mesuliyelere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dinç, Ovanın sulama sorununun çözümü için çalışmaların yapıldığını anımsatarak sulama için ovaya boruların döşenme çalışmalarının yapıldığını kaydetti. Sulama ile ilgili şu ana kadar Ulova ile ilgili belli bir aşama kadar bir çalışma yapıldı. En son geçen yıl itibariyle de 10, 10 trilyon civarında bir ödenek verilerek şu anda ovamızda boru döşenmesi yapılıyor. Asıl burada benim üzerinde durmak istediğim husus, baştan beri istişare halinde olduğumuz Elazığ'ın içme suyuyla ilgili problemi olan ve 2040 yılında Hatunköy Barajı'ndan Elazığ'a içme suyu projesi olarak düşünülen projeyi biz vekilimizle, devletimizle ve siyasilerimizle DSİ Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediye Başkanı'yla istişare ederek buranın Elazığ Belediyesi içme suyu kapsamından çıkartılıp özellikle Hatunköy'ün Ovaya su verilmesi amacıyla bir çalışma başlattık. AK Parti ile Milletvekili Süfü Cemirba ...Uluova Sulama Projesi'nin sulama hatları ile birlikte toplam 400 milyonluk maliyetle yapılacağını söyledi. Nihayetinde Hatunköy Barajımız e, yapılan çalışma neticesinde DSEİ Bölge Müdürlüğü'ndeki teknik elemanlar, o bundan önceki genel şey, bölge müdürümüz döneminde, vekili döneminde arkadaşlarımız gayreti sonucunda böyle bir projenin daha rantabıl olacağını ifade ettiler. Biz de buna yoğunlandık ve e, bu proje şu anda ihale edildi. Dört tamamı şeylerle beraber sulama hatlarıyla birlikte eee toplam maliyeti takriben 400 milyon gibi eski ifadeyle 400 milyon civarında bir maliyet olacak bugün ki hesapla. Dolayısıyla bununla ilgili çalışma devam ediyor. İnşallah arkadaşlarımızla Metin Bey de burada. Daha önce de defaten görüştük ilgililerle başkanımıza da nereye icap ediyorsa götüreceğiz. O e, pro, eski projenin dörtte biri takriben e, miktarında. Öyle olunca da biraz daha kolay e, para temin edip ihale etme imkanı doğacak. Bu konuda üzerimize düşen gayreti göstereceğiz. Demin Aziz Bey de ifade ettiler. Toplam 20 e, kilometreyi aşan bunun... 3 kilometrelik, 3,5 kilometrelik kısmı da tünel olan ve orada da bir HES düşünülüyor. Gerçekten Elazığ'ımızda hem sulamaya hem de oradan elde edilecek enerjiyle maliyeti düşürecek bir proje. Bu konuda üzerimize düşen arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. AK Parti ile Milletvekili Metin Bulut, Ulova ile ilgili daha önce hazırlanan projenin doğru planlanmadığını söyledi. Ulova'nın kuruluşunun Elazığ'ın kurtuluşu olduğuna inandıklarını belirten Bulut, hedeflerinin en kısa sürede projeyi tamamlamak olduğunu kaydetti. Yani bu gecikmesinin altında yatan temel sebeplerden bir tanesi, başta planlanırken doğru planlanmaması. Evet. Önce işte kendi cazibesiyle Beyhan 1, Beyhan 2'nin oradan getireceğimiz, ishalatlarıyla getireceğimiz bir proje. Oradan işte bir kısmı kovancılar sulayacak. Neyse çok detayına girmeyeyim. Ha baktık ki biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Dedik ki biz bu işi yapacağız ama. Bu işi yapmak zorundayız. Çünkü hakikaten Uluova'nın kurtuluşunun Elazığ'ın kurtuluşu olduğuna inanmışız. Bunu sadece siyaseten yapmıyoruz. Sadece görevimiz ve sorumluluğumuz olduğu için de yapmıyoruz. Biz gerçekten bu işe inanıyoruz. Ondan önceki sene ihalesi yapıldı. Geçen sene bütün ekonomik krize rağmen biz durmaması için elimizden geleni yaptık. 10 milyar artı 40 milyar TL'lik ödenekle ana hatların hepsi döşeniyor. Siz takip ediyorsunuz. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Şu anda hedefimiz şu. Toplam şu iletim, kapalı iletim hatlarının döşenebilmesi için bize 160 milyon lazım. Geçen ay içerisinde Zülfü abimle birlikte kalktık gittik. Deseynin bütün yetkililerin hepsini de topladık. Genel müdür yardımcısı düzeyinde. Bakan yardımcımızı da aldık. Dedik ki arkadaş Hatunköy'e geleceğim. Hatunköy yapılıncaya kadar da biz bunu beklemek istemiyoruz. Yeter. Yani biz istiyoruz ki Hatunköy bittiğinde musluğu bağlayalım ve su aksın. Yani o yüzden iki sene içerisinde şu 160 milyar istiyoruz. Onun sözünü aldık. İnşallah müteahhit durmayacak. Yani müteahhiti çalıştıracağız. Bu arada oranın proje ihalesi ve gövdesi daha sonra iletim ve isale hattı yapılıncaya kadar da biz şu bölgedeki bu işin kılcal damarlarını, ana damarlarını ve kılcal damarlarının hepsini tamamlamış olacağız. O bittiğinde diğer de eş zamanlı bitince biz hemen musluğu açacağız. İnşallah suyla buluşturacağız. Toplantı sonunda Altınova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Dinç taleplerini sıraladı. Bizim Hatunköy projesi devreye çıkmak için Elazığ Belediyesi Şahin Başkanımız gerçekten büyük fedakarlık yaptı. Şahin Başkanımız içme sudan vazgeçti. Alacakaya'dan, Arıcak'tan Elazığ Bey, Hamza Bey barajına su aktarılacak ve Hatunköy buna ondan dolayı bize verildi. Biz eğer Hamza Bey barajı tam faaliyete geçtiği vakit ovamızdaki başkanım, Sabahattin Başkanım artezenleri istemek hakkımız değil mi? Başkanım bizim hakkımız. Evet. Artezenlerimizi istiyoruz.